Bilimsel Gündem. Abdi İbrahim'in hazırladığı Bilimsel Gündem'in Diyabet Özel Sayısına hoş geldiniz. Tıp dünyasındaki güncel gelişmelerin özetlendiği bugünkü programımızda sizlere diyabet riskine deneysel yaklaşımdan, diyabetik hastalarda sık görülen enfeksiyonlardan, bitkilerden gelen dermandan bahsedip hem şeker hem enfeksiyon başlıklı çalışmayla ilgili konunun uzmanından bilgi alacağız. Ardından iz bırakanlar köşemizde insülin ve sekretin hormonları ile ilgilenen ilk fizyologlardan olan ve Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödüllerine aday gösterilen ilk ve tek Türk bilim insanı Kemal Cenap Berksoy'u tanıyacağız. Başlıyoruz. İlk haberimiz diyabet riskine deneysel yaklaşım. İnsülin direnci olan yetişkin katılımcılarla yapılan deneyde 40 hastanın 20'si bir tür larva veya plaseboyla enfekte edildi ve hastalar 2 yıl boyunca takip edildi. Larvayla enfekte olan gruptaki katılımcıların insülin direnci ilk 2 yılda daha düşük gözlendi ve 6. ayda açlık kan şekeri seviyesinin düzeldiği tespit edildi. Larvayla enfekte edilen katılımcıların vücut ağırlığı ve vücut kitle indeksinde de düşüşler meydana geldi. Sonuç olarak bağırsakta larva enfeksiyonunun aynı prebiyotik tedavisindeki gibi tip 2 diyabet riski olan bireylerde insülin direncini ve metabolik sağlığı dengeleyebileceği, iyileştirebileceği gösterilmiştir. Bu makale Nature Communications'ta yayımlanmıştır. Araştırmacılar hem şeker hem enfeksiyonla ilgili bir makale yayımladılar. Diyabetik hastalarda idrar yolu enfeksiyonlarının sık tekrarlanması ve izole edilen bakterilerde antibiyotik direncinin artması nedeniyle önemi giderek artmaktadır. Yapılan bir çalışmada alt üriner sistem enfeksiyonu etkeni olarak izole edilen bakterilerin dağılımı ve bu patojenlerin antibiyotik direnç oranları incelendi. Glikolize hemoglobin ortalaması %10.6 olarak hesaplanan hastalarda, idrar kültürü sonuçlarında %29.96 bakteri ve %4.86 mantar tespit edildi. Kültürlerde 12 farklı bakteri türü üredi. Ampisilin antibiyotiğine direnç yüksek oranda görüldü. Sonuçta risk altındaki hastalarda ampirik antibiyotik tedavisinin başlatılması önerildi. Ampirik tedavide kullanılabilecek antibiyotiğin doğru seçilebilmesi için her merkezin ajan dağılımını ve antibiyotik direnç durumunu düzenli olarak izlemesi gerektiği vurgulandı. Bu makale Endocrinology Research and Practice'te yayımlanmıştır. Konuyla ilgili makale yazarlarından Gaziantep Üniversitesi Dahiliye Anabilim Dalı Dr. Ercan Gümüşburun'un yorumlarına yer vereceğiz. Bugünkü inceleyeceğimiz çalışmamızın adı Diabetes mellitus ve alt idrar yolları enfeksiyonlarının klinik yönetimi ile ilgili tek merkez deneyimli bir çalışma. Hepimiz biliyoruz ki şeker hastalarında idrar yolları enfeksiyonlarının gelişmesi daha kolay oluşmakta ve daha sık tekrarlamakta. Bu mevcut durumda kullanılan antibiyotiklerin giderek artması, antibiyotik direncini doğurmakta ve bu çıkmaz antitede gitgide önem kazanmakta. 267 tane hastanın dahil edildiği bu çalışmada alt idrar yollarında elde edilen en sık gram negatif bakteri Escherichia coli olarak tespit edilmişti. Amacımız bu bakterilerin, buna benzer bakterilerin dağılımlarını ve antibiyotik dirençlerini incelemekti. Hemoglobin A1c ortalaması 10.6 olarak hesaplanan hastalarda %30'a yakınlarında bakteri, %5'inde mantar tespit edildi. Ayrıca kültürlerde 12 farklı bakteri türleri üredi. Ampisilin antibiyotiğine direnç yüksek oranda görüldü, işlerinde %88 ile en yüksekti. Sonuçta risk altındaki hastalarda tabii ki de ampirik antibiyotik tedavisinin başlatılmasını önermekteyiz. Onun dışında ampirik tedavide kullanılabilecek antibiyotin doğru seçilebilmesi burada çok önemli. Her merkezin kendi ajan dağılımını ve antibiyotik direnç durumunu gözeterek bu noktaya önem çekmek istedik. Herkese sağlıklı ve iyi günler dileriz.
Bu haftanın iz bırakanlar köşesinden önce son haberimize geçelim. Bitkilerden gelen derman. Tip 2 diyabet hastalarında yapılan bir analizde hastaların kan şekeri değerlerine bitkisel tedavilerin etkisi araştırıldı. Tarçın, kurkumin, çemen otu bitkilerinin ve elma sirkesinin hastalarda açlık kan şekerini önemli ölçüde azalttığı bulundu. Özellikle elma sirkesi ve çemen otu tohumlarının glikolize hemoglobini azaltmada anlamlı derecede etkili olduğu belirtildi. Elma sirkesinin diğer bitkilerle kıyaslandığında açlık kan şekerini düşürmede en etkili besin olduğu gösterildi. Çalışmada bitkisel bileşimlerin sağlıklı bir kan şekeri tablosunun korunmasına yardımcı olduğu, tip 2 diyabetli hastaların kan şekeri seviyelerinin kontrolü için çeşitli bitkilerin yardımcı tedavi olarak düşünülebileceği belirtildi. Bu makale Science Direct'te yayımlanmıştır. Programımızın son kısmı iz bırakanlar köşemizde insülin ve sekretinle ilgilenen ilk fizyologlardan olan ve Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödüllerine aday gösterilen ilk ve tek Türk bilim insanı Kemal Cenap Berksoy'u tanıyacağız. Merhaba, ben Kemal Cenap Berksoy. İstanbul'da doğdum. Toptaşı Askeri Rüştiyesi'nde ve Kuleli Tıbbi İdadesi'nde okudum. 1897'de askeri tıbbiyeyi bitirerek aynı okulda yüzbaşı rütbesiyle fizyoloji asistanı, 1899'da da muallim muavini oldum. O yıl yayımladığım Mebadi-i Fendi Menafi-ül Aza adlı ilk kitabım çok beğenildiğinden rütbem binbaşılığa yükseltildi. 1908'de muallim olduktan sonra Fransa'ya giderek bir yıl kadar Lyon ve Paris'te incelemeler yaptım. İstanbul'a dönüşümde askeri ve mülki tıp okullarının birleştirilmesiyle kurulan İstanbul Tıp Fakültesi'nde görev aldım. 1918'den başlayarak 2 yıl kadar kalp fizyolojisi üzerinde incelemeler yaptıktan sonra araştırmalarımı sindirim olayı üzerinde yoğunlaştırdım. Sindirimde rol oynayan sekretin hormonunun 12 parmak bağırsağının derin mukozasınca salgılandığını gözlemleyerek salgı artışının alınan besinlerle ilgili olup olmadığını araştırmaya başladım. Hayvanlar üzerinde yaptığım uzun deneyler sonucu yağlı besinlerin en üst, karbonhidratların ise en alt düzeyde sekretin salgısına yol açtığını buldum. Bulgularımı yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli tıp dergilerinde yayımladım. 1935'te Leningrad'da toplanan Uluslararası Fizyoloji Kongresi'ne de mide 12 parmak bağırsağı refleksine ilişkin bir bildiriyle katıldım. 1912 yılında Balkan Savaşları'nda Edirne'de hekimlik yaptım. 1914-1918 yılları arasında tüm dünyayı etkisi altına alan 1. Dünya Savaşı sırasında ailemle Almanya'ya gittim ve burada da eğitimime devam ettim. 1920'li yılların başından itibaren pankreas ve bağırsak hormonları ile ilgili çalışmalara yoğunlaştım. O zamanlar adı konulmamış olan insülin ve sekretin hormonları ile ilk defa ilgilenen fizyolog oldum. 1922-1923 yıllarında ilk kız öğrencinin tıp fakültesine alınmasına yardım etmekten gurur duydum. Bunun için müderris meclisinde yaptığım konuşmada şöyle dedim. Kadınların tahsili içtimai ve mühim bir meseledir. Hukuk fakültesi de bayan talebe kabulüne karar vermiştir. Bizim de bu konuda mücadele etmemiz gerekir. Neden erkek ve kadın bir sırada oturup okumasın? Sekretin konusundaki araştırmalarım Deutsche Medizinische ve Hochschrift'te yayınlanmıştır. Fizyoloji biliminin Türkiye'de tanınması ve ilerlemesi için yaptığım çalışmalar, araştırmalarım neticesinde Nobel Fizyoloji Tıp Ödülleri'ne 1932 yılında aday gösterildi. 1901 yılından 1951 yılına kadarki 50 yıllık süreçte bu ödüle aday gösterilen ilk ve tek Türk bilim insanı oldum. Birkaç dönem İstanbul ve Yozgat milletvekilliği yaptım. 28 Kasım 1949'da Ankara'da aranızdan ayrıldım. Bugünkü programımızın böylece sonuna geldik. 15 gün sonra yeni bilimsel gelişmeleri paylaşacağımız programımızda görüşmek üzere. Bizleri Spotify, YouTube, Google Podcast ve Anchor resmi hesaplarımızdan takip edebilir, abone olarak yeni sayılar yayınlandığında bildirim alabilirsiniz.
Bu program Abdi İbrahim İlaç Sanayi Medikal Direktörlüğü tarafından hazırlanmıştır. Programda bahsi geçen makaleler ve yorumlar Abdi İbrahim İlaç AŞ'nin görüşünü yansıtmamaktadır. Yayınlanmış bilimsel makalelere atıf yapılmıştır. Detaylı bilgiye www.abdiibrahim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.